Sayın seyirciler, şu anda Bafra'ya bağlı Çamaltı Mahallesi Ölçekler Sokak'tayız. Burada bir konteyner evin önündeyiz. Burası tapulu arazi üstüne kurulmuş bir ev. Ve Reşit Erdoğan ve eşi Gülistan Erdoğan burada yaşıyorlar. Yaklaşık 5 yıldır da bir mücadeleleri var bu konuda. Burada efendim sayaç var, hatta fatura var ama gelin görün ki elektrik yok. Efendim birlikte görelim, bakın yakından görelim sayacımızı da. Görüyorsunuz, gelmişler yetkililer buraya sayacı takmışlar. Ailenin başvuruları var. Hatta gördüğünüz üzere fatura bile kesilmiş. Ama 250 metre ilerideki direklerden getirilip elektrik bağlanmamış. Vatandaş da burada yaşıyor. Önemli olan noktayı size söylüyorum. Reşit Bey Kıbrıs gazisi ve şu anda maalesef ki kanser hastası, kanser tedavisi görüyor. O yüzden de doğal ortamda yaşamaya ihtiyacı var. Bu nedenle buraya yapabildikleri tek şey konteyner ev olmuş. Burada da tek ihtiyaçları şu anda elektrik. Bunun için geldiler, bize başvurdular. Biz de onların sesi olmak için buraya geldik. Şu anda ellerindeki imkanlarla, aldıkları gazi maaşıyla resmen mazota para veriyorlar. Sadece burada görmüş olduğunuz jeneratörle burada elektrik sağlamaya çalışıyorlar. Birçok yetkiliye ulaşmaya çalışmışlar. Birazdan kendilerinden dinleyeceğiz zaten bunu. Ama maalesef hiçbir çözüm bulunmamış. Çözüm istiyorlar. Yetkililerin artık seslerini duymasını istiyorlar. Burada da gördüğünüz jeneratörle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Efendim şimdi Kıbrıs gazimiz Reşit Bey ile birlikteyiz. Sizin derdinizi dinlemeye geldik. Buyurun, sizden dinleyelim durumu. Ben 3,5 sene öncedir müracaat ettim. Mahallenin direklerini araziden kaldırıp yola aldığı zaman ben bundan faydalanıyorum. Ama bir türlü bunu hangi yetkiliye gittiysek anlatamadık. Müracaat ettik TEDAŞ'a. TEDAŞ ayrıca kendin yapacaksın. Bilgisayar yazdı diyor. Bilgisayar nasıl yazdığını ben bir türlü çözemedim. Ondan sonra gittim kaymakama, il başkanına gittim. İl başkanı bir aradı. Buraya durmak zorundayım. Bir aynı zamanda da rahatsızım. Çarşıda o şekilde duramıyorum. Siz yetkililerden çözüm istiyorsunuz. Biz yetkililerden şu anda bir çözüm bekliyoruz. Evet. Aslında Reşit Bey'in oğlu Adem Bey de bu konunun takipçisi. Uzun süredir de uğraşıyor bu konuda. Biraz da kendinden dinleyelim. Süreç nasıl işledi? Ya şimdi biz neler yaptınız? İlk biz başvuru yaptık 2020'nin 10. ayında. 2021'in birinci ayında başvurumuzun iptal olduğunu, tekrar başvuru yapmamız gerektiğini söyledi. Tekrar başvuru yaptık. Sonra biz iş ilerlemediğini görünce başka yerlere başvurduk. Tabii ki ilçe teşkilatlarına, atıyorum size Gaziler Derneği Başkanı'na kadar ulaştık. Bu işte milletvekiline kadar gitmiş. Milletvekiline en son bize gelen bir bilgi kağıda göre burası yerleşim alanı dışında kaldığı için bize elektrik bağlamayacaklarını söylediler. Tabii biz yine durmadık. Yine başka yerlere başvurduk. Ama ne yaptıysak son işte ilçe teşkilat başkanına ve kaymakam beye de ulaştık. Kesinlikle bir çözüm çözüm yapmıyorlar yani. Kesinlikle birisi devreye girecek ki, yani bir adamımız olacak ki mutlaka bir iş yapılsın. Kendilerine de söyledim hatta. Yani illa bir adam bulalım ki iş yapılsın. Bu bizim sonuçta ihtiyacı olan insanlar. Babam hasta, kanser hastası, annem yaşlı. İnsanlar burada ne şartlarda yaşıyor görüyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum ama ben de bir yere kadar, çünkü benim de iki tane çocuğum var, çalışmak zorundayım. Orada çalışmak zorundayım. Bir yandan buralarla uğraşırım, bir yandan orayla. Ya büyük bir sıkıntımız var ve bu konuda bir, hani en azından bir, nasıl diyeyim ben size, bir şeyler yapılsa artık iyi olur. Çünkü 3 yılı geçti. Ve bu insanlar burada şu anda elektriksiz, gördüğünüz gibi. Yani röportaj öncesinde bahsetmiştiniz. 250 metre ilerideki bir konteynere de bağlanmış. Kesinlikle, ama siz de bağlanamayacağı konteynerlara söylediniz. Adamı vardı, evet. Bağlandı. Bizim adamımız olmadığı için bağlanmadı. Yani o. Doğrusu kesinlikle bu. Yani eğer adamın varsa işin oluyor. O yoksa aynısını verdik.
Onunki bağlandı, bizimki bağlanmadı. Bizim adamımız yok. 15 gün sonra verdi. Aynı dönemde. Evet. 15 gün sonra verdi bizden. De yerleşim alanı dışında. Aynı, o da bizim gibi yerleşim alanının dışında. Orası da yani. Yani koydukları yerlerde bizim gibi yerleşim alanı dışında, ama onlara ilk 6 ay içinde elektriği bağladılar. Özel olarak bize 4 de 3 yıldır daha herhangi bir ses yok. Yani ne benim zaman eşim Kazi benimki bağlanmıyor, onun adamı var diye o normal insanınki bağlanıyor, düşünebiliyor musun? Yani ne biçim insanlar bunlar? Ya bir de şey söyleyeceğim. Allah. Ya şimdi babam Gazi. Biz ilçe teşkilatı başkanının yanına gittik daha yeni 15-20 gün önce. İlçe teşkilat başkanı Bafra AK Parti ilçe teşkilat başkanı yüzümüze bakmadı. Ya insanların yüzüne de bakmıyorlar. Nasıl yani? Şimdi benim babam Gazi sadece törenlerde, sadece törenlerde bakılıyor, görülüyor adam. Başka tür kimse ne derdin var, ne sıkıntın var diye bir Allah'ın kulu sordu yok. Törenlerde bir fotoğraf çektiriyorlar. Herkes dönüyor gidiyor, herkes rahat. Gittiğin zaman başka tür bir ihtiyacın olduğu zaman, gittiği zaman insanın yüzüne bakmıyorlar. Böyle bir şey yok yani. İnanın yok. Bu kadar saçma bir şey hiç görmedim. İnsanların yanına gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Adam telefona bakıyor, yüzümüze bakmıyor. Ne zaman ki artık adama dediğimiz zaman ki ya biz ille gidelim bir medyayla mı gelelim buraya dediğimiz zaman adam dönüyor yüzümüze bakıyor. Çok saçma sapan bir şeyler var yani. Hiç hizmet yapan yok. Burada su yok, elektrik yok. İnsanların yaşadığı durumu görüyorsunuz. İki göz bir konteynerde yaşamaya çalışıyorlar. Ona eyvallah. Ama en azından elektrik su olur ya. Hangi yıldayız? 2023. Milenyum çağı. Türkiye yüzyılı. Nerede? Elektrik yok. Süper bir durum. Çok ne diyeyim yani? Başka ne diyebilirim ki? Başka diyilecek fazla da bir şey yok. Teyzeciğim, Gülistan teyzeciğimle konuşuyoruz şimdi. Aslında buranın sıkıntısını çeken daha çok evet, sizsiniz. Evet, kadınlar, evet, işi gücü görmeye siz uğraşıyorsunuz. Evet. Ne zorluklar yaşıyorsunuz? Vallahi çok zorlukla yaşıyorum. Gece jenerektör mü nedir o çalışır, onunla tak 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 kafam. Adam hasta, git gel, karanlık. Vallahi ben çektim çekeceğimi. 3 senedir kimde hakkım varsa helal etmiyorum. Gerçekten çok çektim 3 senedir. Ben böyle değildim ha. Ben 3 senenin içinde böyle yaşlandım. Vallahi duysun. Adam beni kandırdı. İki de bir gördü beni böyle etti, tamam. Yapacağım hiçbir şey yok 3 senedir. Hiçbir şey yok. Adamım olsaydı bak ben de 2 sene önce, 3 sene önce benim de işim olacaktı. Ama ben kimseye gidip boyun eğmediğim için böyle işte çektim. Vallahi millet hep diyor ki yani ne oluyor? Hani adamın kazı niye böyle? Böyle mi dünya? Böyle bir dünya var mı ya? Bütün gezim doğular her tarafı böyle bir şey ben hiç görmedim daha. Allah razı olsun. Devletimiz uğraşıyor ama yanındakilere hiç bir şey silah söktüremiyor. Elene kadar da gene Tayyip'lendim ben elene kadar, ama onun adamlarının bir baksın nasıl adamlarla çalıştığını benim devletim de işte. 20 senedir ben ona oyumu veriyorum. Benim çoluk çocuğum da içinde, hepsi içinde. Ama yani adam ne yapacak? Yanında bir tane doğru bir şey yok ki. Bir kaymakam öyle derse 73 yaşında 74 yaşında adama, kazı adama, gerisi ne olur da? Cumhurbaşkanı gelip de buradaki yani YEDAŞ'ı takip edecek hali yok. Ya vallahi bunu duysun, herkes duysun böyle. Ver onu bütün televizyonlara duysun bunu. Ya beni böyle bir şey olmaz yani. Vallahi duysun Cumhurbaşkanı, herkes duysun bunu. Ben burada çıktım mı ben bilirim. Ya benim kocam halbuki ben yüzsüz olsaydım ben bütün o belediyeyi ayağa kaldırdım hep Bafra'yı. Ama ben yapmadım. Nedir benim hani devletimizi, niye milletimi, çocuğumu, niye devletimi rezil edeyim demek istedim. Ama olmadı. Mecbur kaldım şimdi. Şimdi herkes duysun. Vallahi mecbur kaldım. Duysun, bütün millet duysun. Evet. Sanırım burada da bir ev var. Evet. Daha önce 25 yıl önce dedemin eski evi vardı burada. Burada yaşanıyordu. Ve burada da elektrik vardı. Elektrik saatimiz de vardı. 25 yıl önce burada yeni yol geçince buradaki direkleri kesip aldılar, hattı da kaldırdılar. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir hat yok. 250 metre ileride mahalle var. 250 metre bile yok. 200 metre en fazla ileride mahallede direkler var. Oradan buraya 200-230 metre bir direk hattı çekilse zaten elektrik direkt buraya geliyor yani. Konuda bir sıkıntı yok ama yapan yok tabii ki. Aslında eskiden zaten elektrik olan 25 yıl önce elektrik vardı zaten. Yani yapı olan bir yerde sonra evet, elektrik istiyorsunuz. Evet, kesinlikle.